Futbol Vizyon futbolun nabzını tutmaya devam ediyor. Futbol Vizyon'dan yeniden merhaba. Transfer gündemi devam ediyor. Biz de transfer gündeminin nabzını tutmaya devam edeceğiz Futbol Vizyon'da ve bu e, sefer konumuz Galatasaray üzerine çünkü Galatasaray transfere hızlı başlayan ekiplerden biri oldu. Öncelikle geçen yılki e, sevdası e, bir anlamda ayrılmak istemediği oyuncusu Onyekuru'yla e, söz kesti, anlaştı. Arkasından da Sarakki transferi gerçekleşti. Şimdi bu iki transferin Galatasaray'a ne katacağına bakmamız lazım. Öncelikle şunu söylememiz lazım. Onyekuru'dan başlayalım. Yani ilk göz ağrısı olarak e, bakalım ve oradan başlayalım. Onyekuru geçen sezon 44 maç oynamıştı Galatasaray'da ve bu maçların... 30 31'i lig karşılaşması ve o 31 lig karşılaşmasında tam 14 gol 5 asistle mükemmel bir kanat performansı ortaya koymuştu. Şimdi sol kanatta Babel'den istediği verimi alamayan Galatasaray yeniden çabuk savunma arkasına gidebilecek, savunmanın sırtına koşu yapabilecek Onyekuru'yla o bölgede daha farklı bir alternatif oluşturmaya Çabalıyor ve o noktada da başarılı olacak diyebiliriz. On Yakuru hepimizin tanıdığı oyuncu olduğu için onun üzerinden çok fazla konuşmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Ama şunu söyleyelim Galatasaray'ın sol kenarı tamamen değişiyor. Böyle bir özellik karşımıza çıkıyor. Nagatoma gidip yerine Saracchi önüne de e, Onyekuru geliyor. Yani sol kenarını Galatasaray farklı bir yapılandırmaya açıyor. Ki bunun ne tür bir faydası olacak ona bakacağız şimdi. Saracchi'yi tanımamız lazım. Saracchi... E, Uruguaylı bir oyuncu e, River Plate'den e, geldi Leipzig'e. Leipzig'te istediği şansları bulamadı. Bu tabii yerine oynayan oyuncuların önüne geçememek söz konusu olabilir. Ama özelliklerine baktığımızda oyuncunun 3-5-2 oynama özelliği var. Yani üçlü savunmada oynayabiliyor, dörtlü savunmada da oynayabiliyor. Temel özelliklerinden bir tanesi gerçekten de çok önemli özelliği ofansif girişimleri çok başarılı bir şekilde yapıyor olması. Yani ofansif anlamda Galatasaray'ın gücüne güç katacak bir oyuncu. Bu açıdan baktığımızda Nagatomo'nun çok önünde hızıyla da, gençliğiyle de ee, özellikle e, ofansif girişimleriyle de önünde yani Nagatomo'yu aratmayacak hatta onun çok çok önünde e, bir performans sergileyecek bir oyuncu görüntüsünde e, gençliğinin çok önemli bir avantaj olduğunu söylememiz gerekli. Tabii bir, bir önemli avantajı daha var. Muslera ile birlikte oynayacak olması. Onu da ayrı bir şekilde bir yere yazmamız lazım. İsabetli orta sayısı yüksek bir oyuncudan bahsediyoruz. E ofansif girişimleriyle birlikte istediğiniz zamanlarda eğer üçlü oynuyorsanız 3-5-2'nin e, o beşli köşesinde orta alanında da oynayabilme özelliği var. Ve hatta tabii çok sıkışırsanız önde de oynatabilirsiniz ama Onyekur'u Kuru geldikten sonra sanıyorum böyle bir duruma ihtiyaç olmayacak. Galatasaray açıkçası gerçekten de kendisi için çok ideal sayılabilecek bir sol bek transferi gerçekleştirdi diyebiliriz. Burada e, Peki hani Saracçı o Leipzig'te oynamadı. Burada bir handikap yaşar mı sorusu herkesin aklına takılıyor. Tabii ki transfer her zaman beraberinde riskleri getiriyor. Onu söylememiz gerekli. Ama şu gerçeği de vurgulamamız lazım oyuncunun ofansif özellikleri hızı özellikle kanat bindirmeleri ve ortaları ne kadar iyi ise savunma konusunda çok üst düzeyde olduğunu söylememiz çok mümkün değil ancak Galatasaray açısından baktığımızda olaya şu karşımıza çıkıyor Galatasaray'ın attığı gol sayısına baktığımızda daha çok öne çıkması gerektiğini düşünürsek daha önde oynaması gerektiğini ya da öyle oynama performansı olduğunu düşünürsek Saratçı gerçekten ideal bir transfer olarak karşımıza çıkacak diye düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın sol kenarı çok farklı bir özellik taşıyacak. Artık bundan sonra rakiplerin sağ taraflarında tedbirlerini daha üst düzeyde daha yükseltmesi lazım. Tabii ki her iki oyuncunun bir başka handikapından daha bahsedelim. İkisi de çok fazla maç oynamadılar ligin ilk yarısında. Onun için de bir an önce kampta performans ortaya koyabilecek çalışmalara başlaması lazım. Her iki oyuncu da Galatasaray'a hayırlı olsun diyelim.